Azerbaycan'a gelişimizin amacı 20. yıl dönümü sebebiyle bizim başlattığımız büyük öğrenci projesini mezun olan gençler tarafından organize ettirip toplantıya katılmak. Ama Azerbaycan'a gelmişken bir borcumu ifa etmek için de Haftar Üniversitesi'ndeyim. Çünkü ben buranın doktora sahibi elemanıyım, kendimi öyle sayıyorum. Buranın da kuruluşunun 20. yıldönümü, buradaki etkinliklere 20. yıl etkinliklere katılamamıştım. Ama gelmişken iki görevi anlayacağım ifade istedim. Bu arada Can ve kardeş Azerbaycan'daki gelişmeleri görme imkanları oldu. Doğrusunu isterseniz insanı şaşırtan bir inkişaf kaydediyor Azerbaycan. Bundan da kardeş ve dost ülke Türkiye olarak bir gurur duyuyoruz. Her geçen gün bütün büyük devlet adamlarının bakımından gördüklerinden, duyduklarından çok mutluluk duydum. Bu arada Karadeniz Üniversitesi'nin çok büyük gelişmeler kaydettiğini de biliyorum. Azerbaycan'ın eğitim hayatına nedenli büyük katkılar yaptığını okuyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Burada okuyan çocuklarımız, gençlerimiz aynı zamanda ülkeler arası dostlukların da bir köprüsü durumundadırlar. O nedenle burada çalışan öğretim üyesi arkadaşlarımıza, başta Sayın Rektör, Komite Belediye Başkanı olmak üzere, burada okuyan gençlerimize başarılar diliyorum. Çok değerli başkanımız, bakanımız, milletvekilimiz Köksal Toptan Bey, muhterem hanımefendi Sayın Ersin Toptan hanımefendi, değerli profesör müellim heyeti, sevgili talebelerimiz, ben sözlerime başlamadan önce çok değerli misafirlerimize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Köksal Toptan 1943 yılında Rize'de doğdu. Babasının adı Talat Fehmi, annesinin adı Saadet'tir. Zonguldak Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. Türkiye Kalp Hastalıkları ve Kalp Akciğer Nakli Vakfı, Türk-Japon Sağlık Vakfı, Topaloğlu Vakfı kurucu üyesidir. Türkiye'm Vakfı kurucu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır. 42. hükümette Devlet Bakanlığı, 49. hükümette Milli Eğitim Bakanlığı ve 51. hükümette Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunmuştur. 22. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanlığını yürütmüştür. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden AK Parti'den Zonguldak Milletvekili seçilmiştir. Ağustos 2009'da yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçiminde adaylığını koymamıştır. 24. dönem Zonguldak Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne tekrar girmiştir. Sayın Başkan evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli dostlar, elbette ki başkanla ilgili söylenecek çok şey vardır ama ben kendi Facebook'unda da gördüm. Herhalde en güzel söz bu olsa gerek. Çok hürmetli büyüğümüz, her yönüyle devlet büyüğü olarak, aynı zamanda şahsiyet olarak büyük zat olan Köksal Toptan Beyefendi ve onun çok değerli hayat yoldaşı Saime Hanım Efendi, çok değerli profesör muallim heyeti ve aziz talebeler. Bugün bizim konuğumuz değil, bizim muallimimizi sizlerle tanış edeceğiz. Çünkü
18 İyun 2008 tarihinde kendilerine Fahri Doktora vermiştik. Ve bu büyük bir coşkuyla bu töreni yaptık. Çünkü Köksal Toptan Bey gerek bizim ilmi şura gerekse riyaset heyetinde o kadar çok seviliyordu ki oy birliğiyle Fahri Doktora verilmesine karar verildi. Ve ondan sonra da hiç kimseye de Fahri Doktora da vermedik. Onu da ifade edeyim. Türkiye'de tektir. Türkiye'li olarak tektir. Gerçekten bizim çok saygı duyduğumuz hem beyefendi hem de kibarlığı açısından. Kibarlığı açısından da çok beyefendi. Ve herkes tarafından sevilir. Herkesin tarafından sevilen bir insan. Bir özelliği daha var. Bu çok çok daha önemli. Belki kendileri de sizlere arz edecek. Bundan 20 yıl evvel Türkiye'nin Büyük Talebe Projesi adı altında bir proje gerçekleştirildi. Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan buralardan 10 bin talebenin getirilme projesiydi bu. Ve ilk yıl 2000 talebenin özür diliyorum. Bu da benim eksikliğim. Kusura bakmayın. İlk yıl 2000 Orta Asya talebesi, Özbeki, Kırgızı, Azerbaycanlısı Türkiye'ye götürüldü. Ve bunlara bizim Türkiye'li öğrencilere verilen tekaüdün iki katı tekaüdle verildi ki bu kardeşlerimiz rahat etsinler, orada rahat yaşasınlar diye. Gerçekten bu çok büyük bir ideaydı. Ve bugün onlar döndüler, kimisi doktor olarak, kimisi iş adamı olarak, kimisi büyük mühendisler olarak, gazeteciler olarak, yani her sahada iktisatçılar olarak bunlar geri döndüler ve Azerbaycan'ın önemli şirketlerinde ve devlet kuruluşlarında bugün hizmet ediyorlar. Ve Azerbaycan'ın bugünlere gelmesinde ciddi katkıları olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle bu büyüğümüzü hem buraya gelişi hem de bu yaptıklarından dolayı ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun efendim. Saygıdeğer Rektör Hocam, değerli profesörlerimiz, muallimlerimiz, sevgili gençler. 2008 yılından bu yana geçen 4 yılı aşkın zamandan sonra Azerbaycan kültür ve eğitim hayatına çok büyük katkılar yapan Kavkaz Üniversitesi'nde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek istiyorum. Kavkaz Üniversitesi 20 yıllık geçmişiyle Türkiye ile Azerbaycan arasında kurulan ilk önemli eğitim köprülerinden biri olma özelliğini taşımaktadır. Çağ eğitim kurumlarının büyük fedakarlıklarla, çok büyük gayretlerle ama inançla meydana getirdiği bu büyük eğitim kurumunun bir parçası olmak, fahri de olsa doktora diplomasına sahip olmak benim ömür boyu taşıyacağım ve çocuklarıma miras olarak bırakacağım en büyük ödüldür, en büyük nişanedir. Onun için burada sizinle beraber bulunmak, aynı zamanda sanki kendi evimde imiş gibi bulunmak heyecanını da taşıdığımı ifade etmek istiyorum. Buradan aldığım doktora belgesi ve cübbesi yazıhanemin girişinde Ankara'da, herkesin gördüğü bir yerde benim de bir gurur nişanem olarak asılı durmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin resmi ilişkiler olarak başladığı
1991'in sonu 1992 yılının başlarından itibaren Türkiye ile Azerbaycan, Türkiye ile diğer Türk dili konuşan cumhuriyetler arasındaki en kalıcı, en sağlıklı, en önemli ilişkinin eğitim alanında olabileceğini düşündük. O nedenle buraya gelen ilk yabancı diplomatlar olarak Dışişleri Bakanımız Sayın Hikmet Çetin ile ben 26 Şubat 1992 günü Azerbaycan'a geldik. O gelişimizde Azerbaycan'la sonraki günlerde 1 Mart'ta, 2 Mart'ta, 3 Mart'ta diğer Türk cumhuriyetlerine geçerek eğitim protokolleri gerçekleştirdik. Çok geçmeden Mart'tan Eylül'e kadar düşünün 5-6 aylık bir zaman içerisinde çeşitli arkadaşlar, çeşitli alanlarda uzman arkadaşlarımızın gayretiyle, çalışmasıyla Türk eğitim sistemini buradan gelecek gençlerimizin, çocuklarımızın hizmetine vermenin planlamasını yaptık. İşte o çerçevede biraz evvel rektör hocamın da ifade ettiği gibi bu cumhuriyetlerden getirdiğimiz 10 bin öğrenciyi eğitime aldık. Aynı zamanda buralarda okullar açmaya, buralara eğitimcilerimizi göndermeye, buraların eğitim altyapısının inşası için elimizdeki imkanları seferber etmeye karar verdik. Devlet bir taraftan bu işleri yaparken Anadolu'nun ayağa kalktığını, Anadolu'daki hayırsever, iyiliksever, eğitimsever insanlarımızın da devletin başlangıçta yanını ama çok kısa bir zaman içerisinde devletin gayretlerinin önüne geçtiğini büyük bir mutlulukla duyduk, gördük. Kafkasların, Orta Asya'nın her tarafı sanki eğitim yuvalarıyla, yepyeni eğitim yuvalarıyla donatıldı. İşte Kafkas Üniversitesi de yüksek eğitim alanında yanan bu büyük meşalelerden bir tanesi olma özelliğini korudu. Şu anda çok şükür ki sadece Kafkaslar'da, sadece Orta Asya'da değil, dünyanın her tarafında Anadolu insanının fedakarlığı sonucu ortaya çıkan eğitim eserleri, eğitim binaları, Türkiye ile bu dünya arasında çok önemli bir köprü görevini yerine getirmektedir. Bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese huzurunuzda şükranlarımı, minnetlerimi sunmak istiyorum. İşte dün akşam burada yapılan 20. yıl etkinlikleri töreninde bu emeklerin bir parçasını yerinde görme imkanı bulduk. Değerli hocamın da ifade ettikleri gibi dün akşamki toplantıda Azerbaycan'da devlet kademesinde çok önemli yere gelen 1992 Türkiye'ye gelen çocukların, gençlerin aynı zamanda özel sektörde de çok başarılı işlere imza attıklarını görme ve duyma imkanı bulduk. Bunları gördükten sonra sarf edilen emeklerin, yapılan fedakarlıkların yerini bulduğunu ve sonuçlarını verdiğini, meyvelerini verdiğini görmek bizi ayrıca bahtiyar etmiştir, mutlu etmiştir. Sevgili gençler, sizler Türkiye ile Azerbaycan arasında, Türkiye ile diğer ülkeler arasında, Azerbaycan'la diğer ülkeler arasında çok önemli bir eğitim köprüsüsünüz. Böyle bir çağa girdik ki bu çağ acımasız, acımasız olduğu kadar da geleceğe dönük, geleceğe açık yeni ufukları gençlerin, çocukların önüne getiren fırsatlarla dolu. Ama bu çağda acımasız bir rekabet de kendini göstermektedir. İstiyoruz ki Azerbaycan'da okuyan, eğitim yuvasında okuyan gençlerimizin, Azerbaycanlı gençlerimizin, Türkiye'deki gençlerimizin
başka ülkelerdeki akranlarıyla rekabet edebilecekleri, her alanda yarışabilecekleri bir yüksek potansiyeli yakalasınlar. İstiyoruz ki bizim çocuklarımız dünyayı yönetecek, bir büyüğümüzün dediği gibi dünyayı yönetecek bir reji odası varsa o rejide görev alsınlar. Görüyoruz ki, biliyoruz ki, okuyoruz ki bu alanda yapılan çok büyük hizmetler yavaş yavaş meyvelerini vermeye başlamıştır. Bizim çocuklarımız eğitim için gittikleri, çalışmak için gittikleri dünyanın neresi olursa olsun çok büyük başarılara imza atmaktadırlar. Ama durmadan bu gayreti sürdürmek ve yeni ufukların açıldığı, yeni vizyonların ortaya konulduğu bu çağda herkesten daha çok çalışmak, herkesten daha çok gayret sarf etmek zorundayız. Sevgili gençler, ben sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Sizlerin soruları olursa onlara cevaplar vermek ve böylece bazı konuları açmak istiyorum. Yani geldi konuştu gitti densin istemiyorum. Ama ona zor soru da sormayın. Mualliminizin olduğunu da unutmayın. Sizleri bu 20. yılda üniversitemizi kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Ülkenize, ailenize, geleceğinize güvenmenizi hepinizden diliyorum. Azerbaycan'da her gelişte gördüklerim beni hep heyecanlandırmakta ve gururlandırmaktadır. O bakımdan demek ki hem Türkiye hem Azerbaycan şu anda çok büyük ilerlemeler kaydediyorlar. Ama sizlerin idaresindeki ülkelerimiz öyle inanıyoruz ki bizleri daha büyük hedeflere mutlaka vardıracaktır. Ben buna inanıyor, buna güveniyorum ve bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Burada bulunmayan arkadaşlarınızla da benim selamlarımı söylemenizi sizden rica ediyorum. Sizi çok seviyoruz. Azerbaycan'ı çok seviyoruz. Can Azerbaycan, bizim gerçekten canımız Azerbaycan'dır. Ona toz kondurmayız. Onun kimsenin yan gözle bakmasına da izin vermeyiz. Çok teşekkür ederim. Kendilerine şimdi plaket vermek üzere Çağ Üretim Şirketi Başkanı Enver Özeren Bey'i kürsüye davet ediyoruz.
Burası Mısır'ın bakanıydı bir zamanlar. Mısır'la kardeş şehirmiş burası, bir şehri. Buranın devleti rica etti. Ama bu bizim kendi spontan kararımız. Ben size takdim ettim. Yine ziyaretinizi gelirim efendim. Şeref kulesiniz. Arabayla gidiyorum. Serin olur. Gel beraber.